Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Coinbyte projesi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Coinbyte projesi nedir? Buna bakalım. Bunu daha iyi anlamak için buradan Translate'ten Turkish seçerek Türkçe daha iyi anlayabilirsiniz. Burada Coinbyte'in en iyi yer olduğu dijital para birimini almak, depolamak ve kripto para birimi portföyünüzü yönetmek için Coinbyte'i kullanabilirsiniz. Burada da Bitcoin, Bitcoin, Litecoin ile ilgili bilgiler var. Neden tam olarak Coinbyte? Coinbyte sadelik ve rahatlık, mobil cihaz desteği, sürekli geliştirme olduğu için Coinbyte güzel bir cüzdandır arkadaşlar. Yani bunu söylüyor. Wallet adresidir, yani cüzdan adresidir Coinbyte. Sadelik ve rahatlıktan yönetim arayüzü, kripto para birimlerinde minimum deneyime sahip bir kullanıcı için bile anlaşılabilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Mobil destek de sunuyor arkadaşlar. Coinbyte cüzdanlarınızı uygulamalarınızla entegre edin. Böyle bir başlık var. Platformumuzu popüler kripto para birimlerinin blok zincirleriyle entegre etmek için basit, anlaşılabilir ve işlevsel bir API hizmeti sunuyor. Burada dokümanlar listine buradan bakabiliriz arkadaşlar. Neden API kullanmaya değer? Yazıyor ki o hızlı. Coinbyte bir kere de tamamen farklı birkaç blockchain ağının bağlantısını büyük ölçüde basitleştiren çok para birimli bir hizmettir. Ekonomik, pahalı bir sunucu mimarisine ve bakımı ve desteğine zaman harcamanıza gerek yoktur. Güvenlik bakımından paranızı korumayı düşünmenize gerek yok. Biz sizin için yapıyoruz. Elinizde bir dizi güvenlik ayarı ve teknik destek ekibi yardım etmeye hazır diye bilgi paylaşmışlar arkadaşlar. Coinbyte projesinde blockchain topluluğuna katılın diye cüzdan oluştur, soru sor gibi bilgiler var. Bu bölümde de nasıl çalışıyor, nasıl çalışır işte burada How It Works bölümü var, buna da bakarız. Şartlar ve koşullar bölümü var, gizlilik politikası var. Ve API dokümanında burada bilgileri API ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz arkadaşlar. API metodlar nasıl kullanılıyor, login nasıl giriliyor bunlarla ilgili. Nasıl kullanılıyor bölümünde de burada arkadaşlar nasıl kullanılıyor bölümünde projenin wallet'inin nasıl kullanıldığıyla ilgili eğer herhangi bir sorunuz varsa buradan da bulabilirsiniz. Eğer soru sormak isterseniz burada Facebook ve Twitter adresleri var. Aynı zamanda iki tane e-mail adresi var. Bunlarla da iletişim kurabilirsiniz. Sisteme kayıt nasıl oluyor arkadaşlar? Sisteme kayıt olmak için registration'da burada first name, last name yani isminiz, soy isminiz, email adresiniz, şifreniz ve şifrenize tekrar yazıyorsunuz. Buradaki içi yeri işaretliyorsunuz ve burada robot kısmını ben değilim olarak işaretliyorsunuz ve create an account diyerek hesabı oluşturuyorsunuz. E-mailinize bununla ilgili bilgi gelecektir ve onu tıkladıktan sonra hesabınız açılacaktır arkadaşlar. Burada login düğmesi var. Login'e tıklayarak login olabilirsiniz. Ben hesap açmıştım. Şimdi login olacağım. Bakalım sistemin iç tarafı nasıldır. Bakın burada bir cüzdan adresi oluşturabiliriz. Mesela Bitcoin ile Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Litecoin, Ripple, Tron ile ve burada Crypto Wallet diyerek burada hangi cüzdanları oluşturmak istiyoruz? Buna bakıyoruz. Mesela ben diyelim ki Bitcoin oluşturmak istiyorum. Burada Next diyoruz. My Wallet yani burada kendi isminizi kullanabilirsiniz. Next diyoruz ve burada Account Password ve Ünlü Pasport var. Burada Enter Account Password giriyoruz. Hesap şifremizi giriyoruz. Bir daha yazalım. Evet, burada Crypto Wallet diyoruz. Ve hesabı oluşturdu. Evet, burada spam folder'a gidebileceğini söylüyor. Burada 8 kodlu bir dijital kodun olamıyoruz. Bir dakika. Past, evet. Şimdi arkadaşlar activate diyorum. Evet, hesap artık activate edilmiştir. Ve benim bir Bitcoin adresim var. Burada send ve receive diyebiliriz. Receive dediğimiz zaman bizim bir Bitcoin adresimiz oluşuyor. Ve biz buraya para gönderip alabiliyoruz. Burada send dediğimiz zaman da burada 50 blok, 10 blok ve 2 blokluk bir şeyler var. Bu da sizin komisyonunuzu değişebiliyor. Böylelikle siz buranı kullanarak hesabınızı oluşturabilirsiniz. Diğer işlem de aynı şekilde gidiyor yani. Böylelikle siz buradan da transaction bölümünden de gelip giden işte paraları görebilirsiniz. Ve burada balansınızda olan paraları görebilirsiniz wallet kısmında. Kaç USD yaptığını görebilirsiniz. Statüsünün aktif olduğunu görebilirsiniz.
ve burada burasından tıkladığınız zaman işte bu kısma geliyor ve send ve receive düğmesine tıklayarak işlemleri gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kullanıp ya kullanmamak tamamen sizin şahsi kararınız, tabii ki güven bakımından. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.